Sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Futbol Plus ekranlarından herkese selamlar. Emre <laughs> Kar Karşı karşıya yayından gene arka plana geçtik. Abi her seferinde farklı bir format ama İkidir seni görüyorum Kaan. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. <laughs> Allah'tan yan yana durmuyoruz. Bayağı bir boy farkı var ama. Boyun da maşallah. <laughs> Peki gündeme geçelim o zaman. Erden Timur'un açıklamalarından başlayalım mı? Çünkü oradaydık. Ee, güzel de bir açıklama yaptı. Tüm takımların hakkını savunacağını söyledi. Senin yorumun ne Erden Timur'un açıklamalarıyla alakalı? Bir kere şöyle bir durum var. Yani geçen sene de biz benzer söylemleri eski başkan Burak Elmas'tan duymuştuk. Yani dünkü toplantının içeriğinde özellikle Erdem Bey'in vurgu yaptığı şey bizim federasyonla yönetimiyle herhangi bir problemimiz yok fakat federasyonun içinde farklı bir kurgu var ve bu kurguyu yapanlarla bizim sorunumuz dedi. Aslında geçen sene Burak Bey de Burak Elmas da buna benzer şeyler söylemişti. Erdem Bey de göreve geldiklerinden beri belki de en akılda kalıcı söylemlerinden biriydi. Sen de hatırlarsın. Bir antrenman öncesinde konuşmuştu. Her masadayız, her yerdeyiz demişti ve geçen haftaya kadar da açıkçası Taraftarlar biraz bu söylemin altının doldurulmasını bekliyorlardı. Galatasaray yavaş yavaş adımlara başladı. Önce bir sosyal medya üzerinden kulübün sosyal medyası üzerinden bir bildiri yayınlandı. Sonrasında bir federasyon ziyareti ve dün geniş kapsamlı bir basın toplantısı. Tabii dediğim gibi vurgu yaptığı konu biraz havada kalıyor diyebiliriz. Aslında dün basın toplantısında da soruldu bu ama Erdem Bey de şunu söylüyor. Tabii o da kendine göre haklı. %100 biz ismi tespit etmeden bunu paylaşmamız, bunu ifşa etmemiz doğru olmaz diyor. Biz adalet ararken kendimiz de adaletli olmak zorundayız diyor ve önemli bir söylemde bulunuyor aslında. O kısmı biraz havada kalıyor. Yani insanlar şunu düşünüyor açıkçası. Evet, federasyonla bir problemimiz var. Hakem atamalarında bir problem yaşanıyor. Peki problemi yaşadığımız kim? Çünkü Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile iyi bir iletişimleri olduğunu söylüyor Erdoğan Bey. Yönetim kurulundaki insanlarla herhangi bir problemleri olmadığını söylüyor. Bu kısmı Biraz eleştirilebilecek bir kısım olabilir ama onun dışında gerçekten dolu dolu bir basın toplantısı. Erdem Bey'in de zaten yoğun bir hazırlığı olmuş. Hem görsellerle hem kendi söylemleriyle bunu desteklediği bir açıklama oldu. Tabii bundan sonra nasıl eylemler gelecek ki çok kararlı olduklarını ifade etti. Sıklıkla bunun altını çizdi Erdem Bey basın toplantısında. Yani ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Boyunsa boyun vereceğiz dedi bu yolda. Adaleti sağlamaya çalışacağız dedi. Çok kolay bir mesai değil tabii. Yani yıllardır. Birçok kulübün yaşadığı problemler bunlar. Her sene farklı kulüplerin zaman zaman bu tip söylemlerini, bu tip basın toplantılarını görebiliyoruz ama Galatasaray'ın gerçekten sezon başından bu yana ki dün basın toplantısında da görsellerle bu durum ortaya kondu. Ciddi anlamda özellikle VAR uygulaması konusunda bir problem yaşadığını görüyoruz. Yani daha bugüne kadar 10. haftaya gireceğiz. Hiçbir lehine pozisyon olmadı. VAR incelemesi gerçekleşmediği için tuhaf kısmı bu. Çünkü zaman zaman bunu gerektirebilecek durumlar oldu. Ama hiç bugüne kadar gerçekleşmedi. Aynı zamanda VAR'a ve AVAR'a atanan hakemlerle ilgili de önemli bir kısım. Ben mesela buna dikkat etmemiştim. AVAR konusuna dikkat etmemiştim. İki aynı. isim üçer kere atanmış Galatasaray'ın karşılaşmalarına. AVAR'daki durum daha da dramatik. Bir hakem beş, beş kez atanmış. Galatasaray'ın dokuz maçının beşinde AVAR'da aynı isim var. E, diğer kulüplerde böyle bir şey olmayınca gerçekten dikkat çekici. Olumsuz anlamda dikkat çekici bir durum oluyor. Şimdi tabii hakem ataması da bu haftaki hakem ataması da tam Erdem Bey ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in federasyona gittiği gün hatta onlar belki yoldayken dönerken hakem ataması gerçekleşti. Ali Palabıyık ismi de yine dün basın toplantısında dikkat çeken rahatsızlıklarını dile getirdikleri bir isim oldu Erdem Bey adına. Geçen sene Rize maçının hakemiydi. Sonrasında neredeyse hakemliği bitme noktasına geliyordu. Yani bu da çok iyi niyetli bir atama gibi gözükmüyor açıkçası. En azından insanların kafasında bir takım soru işaretleri oluşturan bir atama gibi gözüküyor. Galatasaray bu haftayı genel itibariyle Kayseri maçında bir penaltı pozisyonu vardı. Onun öncesindeki pozisyonları da konuşarak biraz bu federasyonla olan iletişim ve adalet konusuna ayırmış gibi duruyor. Erdem Bey'in mesaisi biraz bundan sonra bunun üstüne gerçekleşecek gibi sanki. Mete Kalkavan konusu da çok konuşuldu bu arada toplantıda. Mete Kalkavan konusuna da değindi Erdem Timur. Biz mesela bir sohbet toplantısı var Erdem Bey'in son gerçekleştirdiği. Tam o Mete Kalkaman olayı olduktan birkaç gün sonrasıydı. O zaman da rahatsızlığını dile getirmişti. Ya ben bu tip aslında şeylere çok karşı değilim. Yani bireysel olarak kendi yorumumu söyleyecek olursam yani bir de Mete Hoca bildiğim kadarıyla biz A -Spor yeni açıldığı dönemde basketbol maçları da yayınladığımız için oradan biliyorum. Uzun süreden Anadolu Efes kombinesi var. Yani o maça özel oraya gitmiş değil ama her ne olursa olsun biraz dikkat etmek gerekiyor. Zaten kendisi de yaptığı yanlışın muhtemelen farkında ki sonrasında Efes'in bir sonraki maçına bir milli takım formasıyla gitti. Yani bunların konuşulacağını tahmin edebilecek kadar tecrübeli bir insan Mete Kalkavan ve bunu bence yapmaması gerekiyordu. Şimdi olası bir Galatasaray maçına atanmasında ya da Galatasaray'ın rakiplerinde vereceği her türlü kararı sorgulamaya açık hale getirdi ve bunu kendisi yaptı yani Mete Hoca. Doğru. Yani insanların özel hayatında ne yaptığı kimse ilgilendirmez. Ancak bu kadar kritik konularda da biraz dikkat etmesi gerekiyor. E yani bu kadar göz önündeyken ki hakemler biliyorsun yani ben çok doğru bulmasam da her zaman günah keçisi hakemler. Yani canı yanan, kötü sonuç alan herkesin ilk sığındığı bahanelerden bir tanesi zaman zaman hakem konusu. Ama şu an tabii Galatasaray'ınki bunun dışına çıkmış durumda. Ve Mete Kalkavan gibi şu anda Türkiye'de Özellikle Fırat Hoca ve Cüneyt Hoca'nın görevi bırakmasıyla birlikte, hakemliği bırakmasıyla birlikte en tecrübeli hakemlerden bir tanesi. Yani bunu düşünebiliyor olması, daha hassas davranıyor olması gerekiyordu. Bu arada Galatasaray-Kastamonu spor maçındaki sağ olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Hemen bu açıklamaların ardından oldu yanlış hatırlamıyorsam da. Sağ olayları izleyiciler hiçbir şey görmedi. Sen oradaydın direkt olarak. hani Nedir bunun sebebi biliyor musun? Vallahi sahada herhangi bir olağan dışı olay ben görmedim açıkçası. Belki tribünle alakalı bir durum olabilir. Benim dikkatimi çeken herhangi bir olumsuz davranış olmadı ama bilmiyorum yani şimdi detayını görmek lazım. Ama dediğim gibi benim gördüğüm şahit oldum. Sahada herhangi bir tartışma herhangi bir olay zaten olmadı. Maç çok dostane de bir atmosferde geçti. Hatta maç sonu Kastamonu sporlu oyuncular bile oldukça pozitif açıklamalar yaptılar. Hem hocaları hem oyuncular oldukça pozitif açıklamalar yaptılar. Bir atlayan taraftar vesaire bir durum da olmadı sanırım. Yok hiç şöyle bir şey görmedim ben. Yani enteresan bir yanda böyle bir ceza verilmesi. Federasyon herhalde bunun altını çizerek bir açıklama yapar diye düşünüyorum aslında. Peki e, Alanya Spor karşılaşmasına geçmeden önce neyi konuşalım? İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan'la alakalı Dısan'da bir haber çıktı yeniden. İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda yollarını keşsebileceği söyleniyor Galatasaray'la. Ya şimdi tabii Yabancı kaynakları değerlendirirken artık belli bir tecrübemiz var. Hangisini çok ciddiye alıp hangisini daha az ciddiye alacağımızı aşağı yukarı kestirebiliyoruz. The Sun o daha az ciddiye alınabilecek kaynaklardan bir tanesi olabilir. Onlara da cevap hakkı doğduysa cevap verebilirler. <laughs> İşin esprisi bir yana ama İlkay konusu seninle daha önce konuştuk. Yaz transfer döneminde de konuşmuştuk. Yani bir noktada sanki Galatasaray'la İlkay'ın yolları kesecek ama bence biraz daha erken. Yani İlkay'ın Türkiye'ye Galatasaray'a gelmesi için biraz erken gibi duruyor. Şampiyonlar Ligi etkini bence çok önemli. Eğer Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini kaparsa bir nevi şansı var ama Ronaldo için de aynı durum söz konusu. Ronaldo da konuşuldu. Biliyorsun hatta kadro dışı bırakıldı ama böyle isimler Şampiyonlar Ligi olmadan çok zor. Bir çok büyük paralar gerekiyor. Ya Ronaldo kendisi zaten söylemişti bunu. Geçen sene transferi söz konusu olduğunda transferle ilgili bir takım durumlar ortaya çıktığında ilk şartı Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmekti. Ronaldo için zaten bu durum beyanıyla ortaya konmuş bir şey. İlkay konusunda dediğim gibi yani tabii yaşı çok genç değil İlkay'ın ama sanki bir iki senesi daha var gibi duruyor Türkiye'ye gelmek için. Çünkü hala üst düzeyde oynuyor İlkay yani fiziksel olarak da herhangi bir gerilemesi yok.